Hayat Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün gerilim filmleriyle beraberiz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce düğün vloglarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Düğün derken kendi düğünüm değil. Arkadaşımın düğününe gittiğim, çok güzel vakit geçirdiğim, çok eğlendiğim, deli gibi dans ettiğim düğün vloglarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve ayrıca videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. Çünkü çok güzel gerilim film ve dizilerim var arkadaşlar. Birinci filmimiz Last Night in Soho. Bu film bir korku ve gerilim filmi arkadaşlar. Muhteşem bir konuya sahip. Son zamanlarda izlediğim en güzel fikirlerden bir tanesi. Çünkü sürekli her şey birbiriyle aynı olmaya başladığı için birazdan anlatacağım bu film gerçekten çok farklı bir konuya sahip. Beni benden alan, kendimden geçiren filmlerden bir tanesi oldu. Hemen anlatıyorum. Filmimizde Londra'da üniversiteyi kazanan taşralı bir moda tasarımcısı kızımız var. Kızımız ilk başta yurda çıkıyor. Her klasik öğrencinin çıktığı gibi. Ama daha sonra yurttaki arkadaşlarının ne kadar gereksiz şeylerle uğraştığını fark edip kızımız sıkılıp bir eve çıkmaya karar veriyor. Yaşlı bir kadının evinde bir oda kiralıyor. Kiraladığı odada yavaş yavaş rüyalar görmeye başlıyor ve o rüyalardan da çok etkileniyor. Kızın rüyalarında yaşadığı bu olaylar kızın hayatını aşırı derecede etkilemeye başlıyor ve resmen hayatı alt üst oluyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir konuya sahip. Son zamanlarda izlediğim en değişik fikirlerden bir tanesi. Eğer izlemek isterseniz bu film maalesef internette arkadaşlar. Şimdi geldim Netflix'te var olan bir filme. İsmi ise Derin Kabus ama bu 2014 filmi arkadaşlar. Eğer ki 2014 yazıp araştırırsanız daha net bulabilirsiniz. Filmimizin türü tabii ki de gerilim. Konusuysa bir arkeolog kadın aradığı bir şey için bir ekip kuruyor. Kurduğu ekipteki insanların tek amacı hazineye ulaşmak. Ama arkeolog kadınımız başka bir şey arıyor. Tabii ki daha fazla detay vermeyeceğim. Ve o aradığı şey uğruna girdiği tünellerde çok inanılmaz şeylerle karşılaşıyor. Bu da bu şekilde hafif korku ve daha çok gerilimi barındıran muhteşem bir konuya sahip. Sonunda çok ilginç bir şey var. Ben çok şaşırmıştım. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Uzun zaman sonra beni ters köşe yapan bir sona sahip. O yüzden mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Bir diğer içeriğimiz yine Netflix orijinal içeriği olan, konusu da gizem ve gerilim olan Marilyn Monroe Kasetteki Sırlar. Biliyorsunuz ki Marilyn Monroe'nun ölümü muamma olarak kalan bir olaydı. Bunu da çözmek için bazı insanlar hayatlarını vermişler. Filmde kullanılan kasetler tamamen gerçek. Gerçek insanlarla yapılmış röportajlardan oluşuyor. Gerçekten Marilyn'in ne kadar çalkantılı bir hayat yaşadığını doğumundan ölümüne kadar bize anlatan çok güzel bir belgeseldi. Marilyn Monroe'nun böyle bir hayat yaşadığını ben daha öncesinde hiç duymamıştım. Çünkü çok inanılmaz detaylar var. Marilyn'i aslında gördüğümüz kadarıyla tanıdığımız için bu film tam anlamıyla Marilyn'in nasıl bir hayat yaşadığını ve karakterini de ortaya seren çok güzel bir belgeseldi. Eğer izlemek isterseniz bu Netflix'te mevcut arkadaşlar. Bir başka Netflix'te bulunan bir filme geliyorum şimdi. Bella Thorne'un gizem ve gerilim filmi olan İlle de Sen filmi. Filmde Bella Thorne partide bir oğlana aşık oluyor. Daha doğrusu gözüne kestiriyor. Ve daha sonra oğlanı saplantı haline getiriyor. Oğlanın okuduğu okula yazılıyor. Oğlanın hayatına müdahil olmaya çalışıyor. Konu olarak çok kaliteli bir senaryoya sahip olduğunu düşünüyorum. Bu tür saplantılı, takıntılı gerilim filmleri gerçekten çok güzel oluyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi geldim yepyeni bir Netflix dizisi olan, benim de daha yakın zamanda başladığım ve ilk iki bölümünden sonra kesinlikle önermem gerektiğini düşündüğüm 42 Days in Darkness. Muhteşem bir dedektiflik ve gerilim dizisi arkadaşlar. Küçük bir detay vereceğim. Çok fazla detay vermeyeceğim çünkü gerçekten izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Dizide çok kaliteli bir siteden bir anda kaybolan bir kadın var. Kadının ailesi kayboluşunun ardından
onu aramaya başlıyor. Ama özellikle yan komşusu olan ablası ekstra bir uğraş veriyor. Bir de dizimizde bu tür garip vakaları ele almak isteyen, araştırmak isteyen bir avukat ve ekibi var. Gerçekten çok güzel bir senaryoya sahip. Konu olarak yine son zamanlarda beğendiğim dedektiflik türlerinden bir tanesi. Özellikle heyecanla kendini izletmesi çok hoşuma gitti. Bu arada dizimizde tabii ki gerçek olaylardan uyarlanma arkadaşlar. Yani aslında Şili'de gerçekten yaşanan bu olay Netflix tarafından diziye dönüştürülmüş durumda. Mutlaka izlemeniz gereken dizilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım verdiğim öneriler hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bak bakayım. Çok güzel gözüküyor saçların. Maşallah. Of, tükürük oldu her yer. Bir yakın çekim al o zaman. Hadi aldık. Tamam, hadi git artık. Tamam. Benden bu kadar mı çabuk vazgeçti? Sen her şeyden nasıl vazgeçiyorsan ben de öyle vazgeçtim. Hadi başla. Ne oldu, böyle bir şeyler yaptı sonra vazgeçtin yine. Ondan da vazgeçtin. Gerilim filmle. Çünkü çok güzel gerilim film ve dizilerim var arkadaşlar. Bu ne? Geçiş efekti mi? Niye düşünüyorum? Önümde oy, yazıyor. Ve bir şey koyman istiyorum. Ne koyayım? Birazdan anlatacağım bu... Anlatacağım. Birazdan anlatacağım bu film. Kıcım. Yeşilçam'a döndük. Bir Stranger Things filmi. Bir Stranger Things... Bir saniye. Bir Stranger Things repliği der ki... Yine söylemedim. Bir Stranger Things repliği der ki... Hayatının altının üstünden iyi olmadığını nereden biliyorsun? Peki bu Stranger Things şey olmaya da bir vazgeçtim, bunu koymayacağım. Çünkü başka bir filmde de söylüyor olabilir. Çok güzel. Saplantı. Filmde... Ay, filmde değil. Ama özellikle kız kardeşi... Değil, ablası.